Merhabalar Duvar Yazısı izleyicileri. Bugün Duygu Kankaçsın'la birlikteyiz. Kendisinin ikinci şiir kitabı Rağmen Kırmızı Kedi Yayınları tarafından yayınlandı. Hoş geldin Duygu, nasılsın? Teşekkür ederim Anıl, hoş bulduk. İkinci şiir kitabıyla okurlarının karşısındasın Rağmen'le. Rağmen 5-6 yıllık bir aranın sonrasında okurla buluştu. Nasıl geçti o süreç, neler yaptın? Aslında bu benim çok sevdiğim bir soru. Çok kez de soruldu. İyi değerlendirdiğimi düşünüyorum o süreyi. Özellikle bir mesafe olarak o süreyi kullandım kendi hayatımda. Mesafeden kastım da şu, okuduklarım kadar yazdıklarıma ve yapıp ettiklerime de bir bakmak istedim. O bakış sürecinde tabii ki ilk kitapta neler yaptımın ötesinde ilk kitaptan buraya aynı zamanda nelerle yürüyorum da biraz baktım. Biliyorsun hani tiyatrocu olmamdan kaynaklı olarak ister istemez hayatımda bir çok kültürlülük diyebileceğimiz ya da disiplinler arası diyebileceğimiz alanlarla da ilgilendim. Başka sanatlarla ilgilendim. Bunların içerisinde elbette hani tiyatro başta olmak üzere müzik oldu, performans oldu, video art oldu, ona bağlı enstalasyon oldu. Ve tabii ki çağdaş sanat benim olmazsa olmazım oldu. Bütün bunlarla birlikte diyalojik ve monolojik dediğimiz hatlar benim hayatımda yer aldı. Ve bunlarla birlikte, bunlar benim cebimde, ben onlarla birlikte yürürken bir tarafıyla da aslında sana şunu itiraf etmek istiyorum burada. İtiraf geliyor, evet. Evet, itiraf etmek istiyorum. Şeye baktım, yani pek çok türü görüyorum hayatımda. Aynı zamanda hani akademik bir tarafım var, işte makale yazıyorum ve orada çeşitli disiplinleri tartışıyoruz. Yani şunu söyleyeceğim ve oraya bağlayacağım çok dağıtmadan. Mesela biz bir romanı alıp uyarlayabiliyoruz oyuna. Bir öyküyü alıp oyuna uyarlayabiliyoruz. Ya da uyarlamanın ötesinde uyarlamalar üzerine bir makale yazabiliyoruz. Ve benim yakın zamanda gerçekleştirdiğim, 3-4 yıl falan olmuştur belki ama Seyyar Sahne'de Erdem Şen Hoca'nın oynadığı tek kişilik bir performans bu. Oğuz Atay'ın Tehlikeli Oyunlar romanını tek bir kişi olarak, Hikmet Benol karakterini Erdem Şen Hoca şahane bir performansla oynadı. Şimdi ben mesela aldım Tehlikeli Oyunlar romanını bir tarafa koydum. Erdem Şen Hoca'nın performansını bir tarafa koydum. Ve her ikisini benim kendi gözümü de koyarak aslında tehlikeli oyunlar ne ve her iki türde nasıl karşılık buluyor onlara baktım. Yani estetik farklılıklara baktım. Romandan sahneye bir bakışa baktım. Ben bunu çok önemsiyorum. Yani bir tarafıyla işte hani sen de biliyorsun işte sahne estetiği ayrıyken tiyatroda, sinemada görüntü estetiği, ne bileyim radyo oyununda ses estetiği gibi böyle estetik ayrımları düşündüğümde işte bunlarla biraz yol yürümem oldu hayat çağrından buraya baktığımızda. Bu yol yürürken, bu estetiklere bakarken de ben biraz kayboldum. İtiraf etmek gerekirse yine ikinci itiraf olsun bu. Ve bu kayboluş sürecinde hafızamla gidip geldim. Ve çocukluk meselesi, evet bu rağmen nasıl oluştu dersek, çocukluk meselesi, çocuk olmak meselesi benim ilgimi çekti. Tabii ki benimden kalkan bir hareketle senlere ve dünyaya ilişmeye, cüret etmeye başladım. Ve çocuk duyguyu da sorguladım ama bununla birlikte rağmenin iki bölümünü de bakarsak, yani Sağır Leyla ve Cihan'ı düşünürsek, Sağır Leyla'da özellikle sığınmacı olan, hem Türkiye'de hem dünyada sığınmacı olan çocuklar bir tarafta. Cihan malum biliyorsun çocuk gelinler ve başka bir çocukların sorunlarıydı. Yani toplamda bakıldığında rağmen benle birlikte dünyadaki pek çok çocuğun ve çocuk olmak meselesi üzerinden de ilişildiği, dokunulduğu, değinildiği, aslında bizim korktuğumuz, sığındığımız, o kendimize ait olan içeriğiyle birlikte terennüm etme haliydi. Biraz ben böyle okuyorum Rağmen'i. Yani hayat çağrından buraya bunlar bayağı bir yol aldı benim hayatımda.
Aslında biraz önce de bahsettiğin o disiplinler arası ilişkiyle ilgili bir şey sormak istiyorum. Jian ödüllü bir oyun, tiyatro metniydi. Ama burada karşımıza şiir olarak çıkıyor. Disiplinler arası ilişkide nelere dikkat ediyorsun? Nasıl hani beslendiğinden ve tabiri caizse kaybolduğundan bahsettin ama elbette tiyatrocu olduğundan kaynaklı ciddi bir plan ve programın vardır. Disiplinler arası ilişkiyi nasıl kuruyorsun? Bunu çok önemsiyorum. Bu soruyu da çok önemsiyorum o yüzden. Teşekkürler. Şimdi şuradan başlayayım. Yine aslında bu kaybolma meselesi, bunlara cevap verirken de çok rahatlıkla kayboluyorum. onu söylemeliyim. Ben kaybolduğum nokta benim Jian'la ilgili. Bir dönem çok fazlasıyla çocuk gelinler meselesine ilgilendim. Şimdi konunun kendisiyle ilgilenirken o kayıp sürecindeki hezeyanlarım ayrı. Ama bununla birlikte ben bir sahne estetiğinde bir şey göstermek istiyordum. Bu Jian dediğimiz oyun aslında sahnelendi. 9 Eylül GSP'nin Özdemir Nutku sahnesinde sahnelendi. Orada geleneksel uzun yıllardır yapılan bir yarışma var. Kısa oyun yarışması. Orada ödül alıp sahnelenmiş bir oyun. Ben oraya yönelik bir oyun çalışmak istiyordum. Ve çocuk gelinler meselesi de epeydir benim aklımdaydı. Bu bir şeydi, ilk basamaktı benim için. Çocuk gelinlerle buluşmak, ama nasıl buluşabilirim? Bir oyunla buluşabilirim. İkincisi ise ben şuna çok inanıyorum. Mesela bizim yazdığımız kitapları ya da yazdığımız şiirleri, yapılan edilen pek çok şeyi düşündüğümde ben bir şeyin duyuşunun olduğu, mitinin olduğuna hep inanırım. Ya da oradan bakmayı tercih ederim. Oradan okumayı da tercih ederim. Buradan baktığımda o duyuş halimin yetmediğini ya da daha fazlasını istediğimi düşündüm. O nedenle mesela şeyi çok önemsiyorum ben. Bunu şeyde de görüyoruz işte, Sevin Burak'ta da görüyoruz. Aziz Nesin'de de görüyoruz. Haldun Taner'de de görüyoruz. Dünyadan baktığımızda Brecht'te de görüyoruz. Yani bu sayıyı çok çoğaltabilirim. Neyi görüyoruz? İşte Sevin Burak'ın mesela öykülerinin oyunlarını görüyoruz. Haldun Taner'in işte öykülerinin, Aziz Nesin'in öykülerinin oyunlarını görüyoruz. Brecht'in şiirden oyuna, oyundan şiire geçişlerini görüyoruz. Bende de şöyle bir duyuş hali vardı. Evet, ben bu meseleyi çok önemsiyorum. Bunu sahne estetiğiyle var kılmaya çalışıyorum. Bunu yazıyorum. Ama bu yazma halimi daha da yazmak istiyorum. Bir oyunla değil ama başka bir estetikle, başka bir yerden, başka bir pencereden, o duyuşu başka bir renkle vermek istiyorum. Dolayısıyla bunu şiirde nasıl var kılarımın peşine düştüm. Tabii ki bu bendeki bir doyumsuzluktu. Yani o konunun, o duyuşun, o mitin bende bitmeme haliydi. Bilmem, belki de işte oyununu yazdım, şiirini yazdım. Başka bir estetik tarafıyla da tekrardan bu macerayı ya da bu duyuşu devam ettirecek miyim bilmiyorum. Ama şeyi çok önemsiyorum. Elinizde ya da kalbinizde bir takım duyuşlar varsa, o duyuşların sizin hayatınızda başka başka alanlara durmadan iştirak etmesinin de önemli olduğunu düşünüyorum. Jian oyun olarak bence çok güzeldi. Hani insanın kendi yaptığı bir şeyle ilgili bunu söylemesi doğru değil ama bana ait tam bir şey değil. Yani ben oyunu yazdım ama tiyatro çok kolektif bir iş. Yani oyunu sahneleyen bir yönetmen, onu oynayan, onun dekorunu, kostümünü, sahne plastiğini yapan, dekorcusu, kostümcüsü, pek çok sanatçı içerdiği için. Bunlar amatör de olabilir, hiç fark etmiyor. Pek çok insanın emeğini gözettiği için ben çok rahatlıkla o iş için harikulade bir işti diyebilirim. Ha, şiir söz konusu olunca benim biricik alanım ve sadece benim içerisinde yer aldığı için böyle bir cümleyi elbette söylemekten sakınır ve imtina ederim. Ama dilim döndüğünce onu şiirleştirmek, tırnak içinde tabii şiirleştirmekten bahsediyorum. Şiirleştirmek de istedim. Jian'ın bende böyle bir tarafı var. Ve tabii şunu da ekleyeceğim, çok pardon. Kendi kişisel tarihimde türler arası ya da metinler arası geçişlerimi kendi yazın alanımda bir de buradan kişisel tarihim kadar yazınsal tarihim açısından da bir deneyim içerisine girmek istedim. Ben dediğim gibi çok fazla bir şey yapan da biriyim aynı zamanda. Yazarların hem biyografileri
ve eserlerinle karşılıklı bakmak, bir iş sürücülüğünü de seven bir tip olduğum için özellikle mesela Sevim Burak benim çok ilgimi çekmişti. Yani ne kadın için? Oluş olması, minör bir ses kullanması gibi durumların yanı sıra hem öykü yazıyorsun, hem oyun yazıyorsun, bunu birbirine uyarlıyorsun. O zaman sen bunu neden yapabiliyorsun'u içeriden merak ettim. Yani neden yapıyorsun sorusu şuydu. Nasıl bir duygu durumu oluşuyordu? Aynı konu iki farklı türe gidiyordu. Bunu çok önemsiyorum. Sanıyorum çağın da buraya dayandığını düşünüyorum. Epeydir tabii dayandığını düşünüyoruz. Yani 20. 21. yüzyılın bu anlamda hani metinler arasılık bağlamında belki aslında çok daha geçmişte arkayık olana gittiğimizde bile belki tanımsal olarak değil ama yer yer bunların içerisinde görebiliriz. Fakat bunların belki teorize edilmesi anlamında hani 20 ve 21. yüzyıllarda bunların çok dolandığını da bildiğim için böyle bir deneyime iştirak etmek istedim. Sarı Leyla ve Jiyan bölümleri arasında bir duygudaşlık var. Eminim okur da bunun farkına varacaktır ve bununla ilgili geri dönüşler olacaktır. Fakat benim üzerinde durmak istediğim başka bir mesele var. Çağdaş sanatla ilgileniyorsun ve bunu kendi sanat disiplinlerine de bir araya getiriyorsun. Özellikle 20. yüzyılda dünyada avantgardların yaptığı, Türkiye'de yavaş yavaş sirayet eden bir durum bu. Çağdaş sanata dair ne söylemek istersin? Şiirle bir araya geldiği noktada açıkçası ne gibi ürünler ortaya çıkıyor? Biraz bunu senden dinlemek isterim. Hı hı. Ya özellikle ben çağdaş sanat konusunda tiyatro bazında hani bir şeyler söyleyeyim alanım olduğu için belki şiiri daha kenardan cümle kurmak hani haddimi bilmek anlamında bunu söylemeliyim şiir konusunda çünkü alansal olarak orayı çok fazla hani okuduğumu düşünmüyorum en azından deneyimlerim var sadece ama çağdaş sanat söz konusu olduğunda elbette hani 1950'ler, 60'lar çok ön planda ama bunun bir tarihsel hatta ilk roundu diyebileceğimiz bir 1920'ler elbette var. Ne oluyor 1920'ler? Yani orada işte o zaman tarihsel avantgardlar var. Yani bir çağdaş avantgard var, bir tarihsel avantgard var. Tarihsel avantgardların işte fütüristlerin, gerçeküstücülerin, Bauhaus'u falan hepsini düşündüğümüzde onların yaptıkları, hatta bak hemen aklıma geldi şimdi bütün bunları saydığımda John Cage. Gerçi John Cage tarihsel avantgardın içerisinde alabilir miyiz? Hayır. Yani 1950'ler. Tam emin değilim ama tarihsel sürecin o yüzden hani buradan bağışlasınlar beni izleyiciler de. Ama mesela John Cage'i hemen açarak hatta hem tiyatroya hem de benim bana sorduğun şiirle ilgili yere iştirak ederek bağlarsam. Mesela John Cage'i ben çok ayrı bir yere koyuyorum Anıl. Özellikle onun böyle o skandal yaratan işte 4.33 adlı eseri yanılmıyorsam işte 1952'de falan ilk konser oluyor. Piyanist işte 3 kez oturuşunu değiştirmek dışında başka hiçbir şey yapmıyor ve yine yanılmıyorsam diyeyim Goldberg'in aktarımıyla olması gerek. Cage şey diyor, hani bizim diyor, mealen söyleyeceğim tabii bunu, sustuğumuzdaki işittiklerimizdir benim için önemli olan gibilerinden bir şey diyor. Yani müziğin ne olduğunu, o sessizliği dinlemek, sustuğumuzdaki işittiklerimizdir. Zaten 4.33 adlı o şaheseri de düşündüğümüzde oradaki o hareket, yani mesela şöyle hemen düşünelim. İşte biz burada çekim yapıyoruz ve bu çekim sırasında aslında ikimizin birden sustuğunu ama burada işte ki teknolojik aletlerin ya da ne bileyim işte buradaki yönetmenin işte bir cep telefonunun bir titreşim sesini ne bileyim öte tarafta trafikten duyduğumuz bir korna sesini gibi gibi bütün bu seslerin de aslında biz yol alırken onların da bize iştirak ettiğini, yani ötemizi, berimizi, gerimizi, arkamızı da içimize katmak gerektiğini, sadece burada benim konuşmalarım değil, buranın da, bu odanın da bir sesi var. Buradaki işte canlı cansız pek çok şeyin de sesi var. Dolayısıyla ben burayı çok önemsiyorum. Yani bu tür deneysel arayışları çok önemsiyorum. O yüzden Cage'i ayrı bir yere koyuyorum. Hatırladığım kadarıyla o Black Mountain şeyinden geliyor o da. Cenahından, mahallesinden geliyor diye hatırlıyorum. Ama şuna gelirsem, yani bugüne ve bize doğru gelirsem,
Biraz çağdaş sanat dediğimiz hikaye bizi tıpkı Nietzsche'nin söylediği gibi yeniden Dionysos'un doğuşu. Yani arkaik olana yeniden gitmek, ilksel olana yeniden gitmek, bizim o tanımlamaların ötesine çıkmak, o akışkanlık dediğimiz, geçişkenlik dediğimiz yere ve döneme gelmek. Dolayısıyla bütün bunlarla birlikte o şablonlardan, ilerlemeci bakış açısından zaman algımızın da değiştiğini söyleyebilirim bu anlamda. Bütün bunlarla birlikte estetiğin de buna sirayet ettiği ve tabii bu estetik bazında da artık hani böyle yerleşmiş, işte köşeli bir takım, bu oyunda da çok geçerlidir, şiirde de. Yani mesela artık eskisi gibi şey yoktur, şablon şablon oyunlar yazılmıyor. Nasıl diyeyim? İşte özellikle kadın oyun yazarlarında, yani performans sanatının içerisinde ya da çağdaş sanatının içerisinde mesela işte beden sanatı, feminist sanat da çok önemli ya da feminist tiyatro çok önemli diyebilirim. Bir bakıyoruz, benim de çalıştığım iki tane mesela kadın yazardan bahsedeyim bu arada. Zeynep Kaçar, Sevil Aysaral. Evet. Bunlar şey yapıyorlar, kendi deneyimlerinden kalkan metinler yazıyorlar ve aynı zamanda tematik bağlamda bunu uyguladıkları gibi yapısal düzeyde bildiğimiz klasik dramatik yapıyı da kırıyorlar. Onun kurallarına göre bir oyun yazmıyorlar. Yani eril bir yapıyı da yıkmış oluyorlar. Bir bakıyoruz bir kadın sesi oluşuyor. Bir bakıyoruz aslında daha arkaik olana bir geri dönüş oluşuyor kendiliğinden. Bunu da önemsiyorum ben tabii ki. Yani çağdaş sanatı hani evet burada bu kadar hani kısa bir çerçevede konuşabileceğimiz bir şey değil elbette. İçerisinde pek çok argümanı da taşıdığını düşünüyorum. Ama ben özellikle burada hani kendi bazımda baktığımda böyle bir deneyime tematik bağlamda girişmedim. Yapı bağlamında da giriştiğimi söyleyemem. Ama Cage'in hep bir o söylediği söz ve 4.33 aklımda olduğu için etkilenmedim değil. Ben de susmayı istedim. Fakat çok konuşan bir tip olduğum için susmadım ama az konuştuğumu düşünüyorum rağmen için. Az konuştum, kesik kesik konuştum. Yer yer o kesik kesik hatlarımı belli etmek istedim. Ama ben şey diyemem, hani susmayı başardım diyemem. Böyle bir arayış, hem deneysel anlamda bir arayış, hem de kalbi anlamda böyle bir arayışı istiyorum. Ama rağmen de sadece bunu az konuşmakla denediğimi söyleyebilirim. Anladım. Peki, biraz önce senin de bahsettiğin bu feminist anlayışın şiirdeki karşılığı nasıl şu an, nasıl görüyorsun? Çünkü kadınların özellikle sanatta ve toplumsal hayatta seslerini inanılmaz derecede yükselttiği ve kadın dayanışmasının aslında çok ön plana çıktığı bir dönemdeyiz. Peki bunun şiirdeki yansıması nasıl sence? Ben çok fazla olduğunu söyleyebilirim bu dayanışmanın. İyi ki de oluyor. Yine bilinen bir şeyi söyleyeceğim. Yine kendi çalışmalarımı hemen göz önüne getirerek söyleyeceğim. İşte bu kadına yönelik şiddet ve ayrımcılığın toplumsal cinsiyet eşitsizliğine bağlı olarak da gelişen bu ayrımcılık pratiklerini ve poetikalarını düşündüğümde 2000'lere kadar araştırılarak gelişildiği ama 2000'ler sonrası daha somut verilere ihtiyaç duyulduğu gözlemlendi. Dolayısıyla hani gündeme gittikçe daha yaygın olarak oturan bu konu, bu bahsettiğim bu konu sanatta her alanda olduğu gibi özellikle bizim alanımızda, edebiyatta da bir yer edindi. Ve bu yer edinme halinde de gördük ki biz, biraz önce örnek verdiğim gibi işte kadın sesinin çoğaldığı, arttığımızı, buradan hareketle yine diyebilirim ki kendi deneyimlerine hareketle kalkan metinlerin yazıldığını çok fazlasıyla gördük. Yapı bozma deneyimlerini gördük. Ben bunları sadece şiir bazında söyleyemem. Ama hani öykü, roman, oyun bunların hepsini bir arada düşündüğümde bu tür çalışmaların olduğunu biliyorum. Dolayısıyla kadın yazının ya da kadın sesinin zaten var olan bir durumun, ki bu var, sümen altı edilmiş bir tarihti bu.
o tarih durmadan ve durmadan aslında arkeolojik çalışmalarla ortaya çıkıyor. Yani hani böyle bir şey yoktu da bugün biz bunu var ettik değil. Ama sümenaltı edilmiş bir şey vardı. Onlar kazı çalışmalarıyla elbette tekrardan ortaya çıktı. Ve bugünse artık ortaya çıkma değil ama arttığımız, çoğaldığımız bir dönem olarak ben okuyorum. Umarım bu ses çoğalarak devam eder. Aynı zamanda akademik çalışmalarım devam ediyor 9 Eylül Üniversitesi'nde. Rağmen çok yeni biliyorum ama bundan sonraki süreçte okuyucularını, tiyatrocu kimliğini, izleyicilerini neler bekliyor, neler yapacaksın? Yani işte doktora tezi biliyorsun yazıyorum. Dileyelim buradan hep birlikte. Bu sene bitsin. Bu sene olmasa da hani bir sonraki sene bitsin. Yani bir tez bitsin isterim tabii ki. Ve belki bir sonraki karşılaşmamızda başka işlerde umarım o doktora teziyle ilgili iyi bir noktaya gelmiş olurum. Bu ayrı bir mesele ama şiirle ilgili bu çok yeni. Ama şunu söyleyeceğim tabii ki bu çok yeni olmakla birlikte yeni zamanlarda yazılmış bir şiir değil elbette. Yani yayımlanma tarihiyle bunun içerisindeki yazılma süreçleri tabii ki birbirinden farklı zamanlar. Bir şeyler, yeni bir şeylere başladım. Yeni Şahane. Denediğim bir şeyler var. Onda yeni başlamadım zaten, başlamıştım. Ama o şeyler ne zaman bende tamamlanır? Ne zaman hani böyle tamam ya ben bunu solukladım tam olarak derim? Bunu bilmiyorum. Umarım biz de o şiirlerle, oyunlarla ya da bambaşka çalışmalarında seni bir kez daha misafir ederiz. Yine güzel sohbetini dinleriz. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum Anıl. Sevgili Duvar Yazısı izleyicileri, Duygu Kankaysı'nın ikinci şiir kitabı Rağmen Kırmızı Kedi yayınlarından çıktı. Şimdiden iyi okumalar.